Burada bir takıldıktan sonra, şey yaptıktan sonra sıkılınca çıkarız, Mortal Kombat'a başlarız. Üzerinde çalıştığı Murat ve icat etmek istediği bir şey var. Sonunda da vakit kalırsa Minecraft girerim. Tüm dünyayı değiştirecek bir şey. Ve bu şey belki de onun ölümüne neden olmuş. İyi, sen ne yapıyorsun? Nikola Tesla yaşamı boyunca 900'den fazla onaylanmış patentiyle dünyayı adeta zamanda yolculuk ettiren kişiydi. Çoğunuz onu tanıdığını zannediyor. Uzaktan kumandanın Tesla türbinin, Tesla bobininin, X ışınlarının ve kablosuz telgrafın mucidi olduğunu. Bugün kullandığımız motorların, radyo sinyallerinin, neon lambaların, elektrikli arabaların, robotik lazerin, sınırsız enerjinin, elektrikle çalışan süpersonik hava gemisinin ve en önemlisi günümüzde her yerde kullandığımız alternatif elektrik akımının yaratıcısı olduğunu zaten biliyorsunuz. Fakat belki de bilmediğiniz şey onun inanılmaz bir proje üzerinde çalıştığı. Onların verdiği isimle Ölüm Işını. Ölüm Işını. 1898 yılı. Nikola Tesla, New York şehrindeki Madison Park'ta küçük bir gemiyi telsizle uzaktan kontrol edeceği bir gösteri düzenledi. Bir sirkin olduğu alanın ortasına büyük bir tank koydu ve bunu suyla doldurdu. Bu küçük göletin üzerine yüzmesi için anten direği olan bir tekne koydu. Teknenin içerisinde bir radyo alıcısı vardı. İzleyenlerin şaşkın bakışları arasında tekne kendi kendine hareket etmeye başlamıştı. Tesla izleyenlere "Nereye gidelim siz söyleyin" diyordu. İzleyenler bunu bir sihir olarak gördü. Hatta bazıları uzaktan kumanda edilebildiğine inanmayıp içinde bir cüce olduğunu, onun bunu sürmesinin daha mantıklı olabileceğini düşündü. Tesla'nın o dönem için nasıl bir yenilik sunduğunu siz hayal edin. Tesla'nın o gün bulduğu uzaktan kontrol teknolojisi, ileride Mars'taki roverlarda ve Güneş sistemine gönderilen Voyager uydusu dahil birçok yerde kullanılıyor. 1899 yılına gelindiğinde Tesla kaldığı doğu yakasından ayrılmak zorunda kalır. Çünkü kaldığı yer ileri deneyleri gerçekleştirmek için çok küçüktür. Fikri güçlü osilatörler üzerinde yeni deneyler gerçekleştirmekti ve bunun için laboratuvarında yeterli alan yoktu. Bir bobini 3 milyon wattta çalıştırdığında kaldığı yer için hiç de iyi sonuçlar olmazdı. Nikola birkaç varlıklı arkadaşından büyük bağışlar aldıktan sonra Colorado Springs'e taşınır. Buraya gelme nedeni bir kamu şirketinin ücretsiz elektrik ve arsa sağlaması, ayrıca bölgenin tam da istediği gibi şimşek ve fırtınaların merkezi olmasıdır. Tesla Colorado'ya geldiği gün bir grup muhabir kalacağı otel önünde onu bekler. Muhabirlerden biri neden Colorado'yu seçmeye karar verdiğini sorar. Tesla ise "Size doğruyu söylesem iyi olur. Buraya kablosuz telgrafla ilgili bir dizi deney yapmak için geldim" der. Halbuki Tesla tam olarak doğruyu söylememişti. Çünkü burada Colorado Springs'te gizli bir deney üzerinde çalışacaktı. Artık laboratuvarını kurmuştu ve her şey hazırdı. Laboratuvar şimdiye kadar yapılmış en büyük Tesla bobinine sahipti. Tesla bobinini basitçe anlatmak gerekirse hortum içerisindeki bir suyu hayal edin. Hortumun çıkışına dar bir ağızlık eklediğinizde suyun basıncı artar fakat akış yoğunluğu önceye göre düşer. Hemen koyayım, hatta hortumu böyle kırıyorduk. O birikiyordu sonra açıp ucunu bir kısıyordum. Brrr, patlayacak Tesla gibi oluyordu. Tesla bobini de aynı şekilde akımı dar bir boru içerisinden geçirir. Voltaj borulardan çıkarken inanılmaz bir şekilde yükselir. Fakat akım düşer. Böylece insanlığa zarar vermeyen bir elektriğe dönüşmüş olur. Tıpkı burada olduğu gibi. Bu resimde Tesla'yı laboratuvarının hemen önünde kameraya bakarken görüyoruz. Her şeyin başlamasından önce. Korku filmi gibi la pozu. Colorado Springs'te bir akşamüstü her şey hazırdır. Tesla sandalyesini alır ve bir kenara oturur. Ve ekibi sistemi başlatır. Devasa Tesla bobini yavaş yavaş elektriği toplamaya başlar. Ya. Yukarıda milyonlarca volttan oluşan ve 41 metre uzunluğa yükselen yapay yıldırımlar oluşur. Deney sırasında yüksek voltajdan dolayı elektrikler kesilir. Üstelik 10 kilometre ötedeki bir elektrik santrali jeneratörü de patlamıştır. Allah ve Allah! Ve bu tüm kasabayı karanlıkta bırakır. Bu belgede Tesla'nın tamir masraflarını karşıladığını gösteren bir makbuzu görüyorsunuz.
Her şeye rağmen Tesla başarmıştır. İşte bu resimde Nikola Tesla'nın bir ampulü kablosuz bir şekilde aydınlattığını görüyoruz. Ayrıca deney sırasında Tesla'nın o meşhur resmi de ortaya çıkar. Elektrik kıvılcımlarının çıktığı bir sırada Tesla sandalyesinde havalı bir şekilde otururken, elbette bu resimde elektrik saçan kıvılcımlar Tesla'nın isteği üzerine çift pozlama yapılarak sonradan eklenmiştir. Önce Tesla'nın tek başına, sonra kıvılcımların ayrıca çekildiği ve birleştirildiği bir resim. Deney sonrası Tesla dışarı çıkar ve eline aldığı üzerinde 3 ışık bulunan bu sistemi Tesla bobinine 100 adım mesafe kadar uzağa koyar. Resimde bize kanıtlamak istediği şey ise ışıkların bir enerji kaynağına bağlanmadan parlayabildiği. Kablosuz enerji gerçekti ve bu inanılmazdı. İnanılmaz olan başka bir şey ise deneyin şehirdekilere olan etkileriydi. Deney sonrası sokakta yürüyen insanlar ayakları ile yer arasında sıçrayan kıvılcımlar görür. Laboratuvarın 30 metre yakınında bulunan ampuller kapatıldığında bile parlar. Atların nallarıyla toprak arasında kıvılcımlar görenler olur. Allah Tesla Allah. Çok geçme... Oralar yalandır ya. ...neden dünyanın bazı elektriksel titreşimleri olduğunu keşfeder. Bunun sebebinin yıldırımların yere çarpmasından kaynaklandığı sonucuna varır. Tesla yıldırımın yere çarptığında dünyanın bir tarafından diğer ucuna doğru hareket edecek şekilde güçlü dalgalara neden olduğuna inanır. Dünya üzerinde bir yerlerde sürekli yıldırımların oluştuğunu varsayarsak bu yeryüzünün sınırsız miktarda güç... Belki de doğrudur baba, belli olmaz ya, şimdi toprakta falan şey olur. ...gücün olduğunu ve bir iletken görevi görebileceğini gösterir. Yani dünyanın her yerine kablolar olmadan dağıtılabilecek bir bedava enerji. Tesla'nın bu deneyi sonrası bazıları onu bir dahi, bazıları ise bir sihirbaz olarak görüyordu. Ama çoğunluk ondan korkuyordu. Tesla'nın çalıştığı alanı tam olarak gösteren bir veriye sahip değiliz, fakat bunlar Colorado Springs'teki laboratuvara ait bazı resimler. Ve bunları birleştirdiğimizde artık laboratuvarı geniş bir açıdan görebiliyoruz. İşte Nikola Tesla'nın gizemlerle dolu Colorado Springs laboratuvarı. Merhaba, hoş geldin. Görmüş olduğunuz bu 3 boyutlu animasyon yine aynı yere ait. İçerideki alanda tam ortada elektrik gücünün kablosuz iletimi üzerine deneyler yaptığı sistemi 3 boyutlu görebilirsiniz. İçeride kendine ait dinlenmesi için gereken küçük bir odası da vardı. Tesla sadece 1 yılı burada kalabildi ve 1901'de ödenmemiş faturalar için dava edildi. Aynı yıl oradan çıkartıldı. 1904 yılına kadar ödeme yapamadığı için laboratuvarı yıkıldı ve parçaların tamamı satıldı. Tesla hayalini kurduğu ücretsiz enerji dağıtma fikrini geliştirmek istiyordu ve kaldığı yerden devam etmek için büyük bir laboratuvara ve maddi desteğe ihtiyacı vardı. Adam hep bir sıkıntı yaşamış oğlum, adamın beli bir doğrulamamış ha. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdı, patentlerini satmaya bile. Kaldığımız yerden devam etmeden önce size küçük bir duyurum var. Bir belki yapılmak, doğru haklar içinde değerlendirilen aklı kişiden birine tık. Kaldığı yerden devam, Tesla hayalini kurduğu ücretsiz enerji dağıtma fikrini geliştirmek istiyordu ve kaldığı yerden devam etmek için büyük bir laboratuvara ve maddi desteğe ihtiyacı vardı. Bu nedenle dönemin en zengin insanlarından biri olan J.P. Morgan'la görüştü. Morgan'ın bununla ilgileneceğini biliyordu çünkü ona yüksek voltajlı kablosuz telgraf, yani radyo yayını sistemi yapabileceğini söyledi ve bundan büyük paralar kazanabileceğini. Fakat ona tüm dünyaya ücretsiz enerji verebilecek bir sistem yapacağını söylemedi ve bunu bir sır gibi sakladı. Tesla Morgan'dan gerekli maddi desteği almıştı ve Long Island'a taşındı. Burada 56 metrelik devasa kuleyi inşa etmeye ve üzerinde çalışmaya başladı. Nihayet 1905 yılında kuleyi inşa etti ve devasa bir mantara benzeyen bu şeyin adını Vordingriff koydu. Tesla bu kulelerden yüzlercesini dünyanın farklı noktalarına inşa ederek tüm dünyaya bedavaya yakın bir ücrette enerji sağlayacaktı. Nikola Tesla 1908 yılına kadar burada çalışmalarına devam etti. Fakat sonra garip şeyler oldu. Bazı dedikodular çıkmaya başladı. Tesla'nın yeni makinesi tıpkı Thor'un şimşekleri gibi. Orduları patlatacak bir şimşek. Tesla'nın bir ölüm ışını makinesi yaptığı ortaya atıldı. İddia ettikleri şey bu kulelerden çıkan ve yönlendirilebilen elektrik ışınlarının orduları yok edecek güçte olması ve aslında Tesla'nın bunu tasarladığıydı. J.P. Morgan Tesla'ya inanmadı ve kablosuz enerji iletiminin şirketini batıracağını düşündü. Ardından maddi desteği de kesti. Tesla daha fazla devam edemedi
ve Warden Cliff Kulesi yıkıldı. Olanlardan sonra Tesla'nın sinir krizleri geçirdiği söylenir. Abi geçirir oğlum, bu ne lan, bu nasıl bir hayat oğlum? Teoriye göre büyük güçlerin baskısıyla proje iptal edilmişti. Çünkü milyarlarca insanın kullanacağı bedava enerji para kaybı demekti ve bunu abi istemediler. Bu icada ölüm ışını ismi bilerek verilmişti. Amaç onu itibarsızlaştırmaktı. Hatta bir gazete şöyle yazmıştı. Nikola Tesla, elektrik büyücüsü bir anda 30 bin kişiyi öldürebilecek bir alete sahip. Tesla hayali olan kablosuz enerji iletimini tamamlayamadı. Bazı ülkeler onun bu icadından fazlasıyla etkilendi ve bunu gerçekten bir silaha çevirmesini istedi. Ölüm ışınına. Hatta Ruslar ve Nazilerin işin içinde olduğu söylenir. Nikola Tesla'nın ölümünden sonra ortaya çıkan FBI dokümanlarının bir sayfasında Rus sempatizanı kişilerin orduda kullanmak için almak istediği silahların emniyete alındığı yazıyor. Ve FBI raporunda Tesla'nın da ismi yer alıyor. Federal büronun Tesla'yla ne ilgisi olabilirdi ki? Tesla gerçekten de bir suç mu işlemişti? Söyledikleri bir yalan mıydı? Aslında yapmak istediği şey bir ölüm makinesi miydi? Ve bu cihazı başka ülkelere satmaya çalışmış mıydı? Tesla bu yüzden mi engellenmiş ve belki de öldürülmüştü? Öldürürler vallahi baba. Bu işler tehlikeli. Üçüncü bölümü sonraki yayında izleriz. Çok bir saat video izledik oğlum. 10 dakika giriş yaptık, bir saat izliyoruz. Şimdi vakit geldi. Heh, şöyle yapalım. Evet. Resident Evil'a geçiş vakti.